Merhaba. Bu videoda sizlere yoz kursu için online mı, yüz yüze mi? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Evet, malum olduğu üzere pandemi şartlarında yüz yüze eğitimlerin birçoğu iptal oldu ve online eğitime geçildi. Tabii geç, geçmişte de vardı online kurslar ama bu kadar yaygın değildi. Bu videoda sizlere bu iki eğitim tarzının karşılaştırmasını sunup en sonunda da kişisel olarak görüşlerimizi ortaya koymaya çalışacağız. Şöyle bakalım. Tabi online kursta e, evinizin rahatlığı var. Yani rahat bir ortamda kimseye karışmadan istediğiniz bir elbiseyi giyerek yatarak, uzanarak, oturarak ders dinleme rahatlığı var. Okey. Yüzde kurslarda ise dersanelere gitme gelme sıkıntısı yaşıyor. Biraz da dersanelerin birçoğu büyük şehirlerde olduğu için ulaşımın hem sıkıntısı hem de zaman kaybını göz ardı edemeyiz. Tabii ki şu da oluyor. Zaten insanlar evde yani hep avantajı var, hem de dezavantajı var. Rahatlık var ama bu sefer de Zaten evde insanlar çoğu zaman e, bu sefer hiç hani dış ortamla temas kurmamaya çalışıyor. Bu da pek e, uygun bir tarz değil bence. Diğer taraftan online kurs mekandan bağımsız. Bugün diyelim ki e, şehir değiştiniz veya e, başka bir ortama gittiniz belli bir süreliğine. E, bu durumda online kursu internetin olduğu her yerden izleyip takip etme imkanına sahipsiniz. Ama yüzde kurslarda diyelim ki rahatsızsınız. Ee, bu sefer e, ulaşıma, ulaşmak zor olacak. Bu sefer tabii ki mekana bağımlı olduğu için sıkıntı yaşayabiliyor insanlar. Tabii bir de yüzde kurslar her her şehirde yok. Öyle olunca da mesela isim vermeyeceğim A şehrinde eğer yüzde kurs yoksa bu arkadaşlar online kursları düşünebilirler mesela. Tabii ki online kurslarda ilk maddede olduğu gibi eve bağımlı kalıyorsunuz veya belirli bir ortamda sıkışıp kalıyorsunuz. Sosyalleşme imkanı bulamıyorsunuz. Çünkü İnsan sosyal bir varlık, bunun da doğası gereği sosyalleşme ortamlarında veya e, hem hemcinsleriyle aynı amaç için bir araya gelmenin çok e, neyi var? İmkanları veya insana sağlamış olduğu olumlu faydalar var. Yüzde kursta e, bunu bulabiliyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar, belki de aynı üniversiteye kazanıyor iki öğrenciler, e, o derslerinde başlayan arkadaşlıkları üniversite devam edebiliyor. Evet, online kurslarda dersi kaçırdığımızda veya herhangi bir nedenle derse girmediğimizde derslerin kaydı yapılıyor genelde. Bu kayıttan dersi izleme imkanı bulabiliyorsunuz. Yüzde kurslarda ise, evet malum böyle bir tekrar imkanı olmuyor. Ama şu an yüzde kurslarda belli takviye derslerini online yapma yoluna gidiyorlar. O da bir avantaj olarak çıkıyor karşımıza. Evet. E, online kurslarda tabii ki rahatlık oluyor. Kişi online kursa bağlanıyor ama o an e, bilgisayar başında mı? Ne kadar dinliyor? Ne kadar dinlemiyor? Ne yapıyor? Yani çay mı içiyor? Başka bir işleme meşgul oluyor. Bunu e, görme, takip etme imkanı bulamıyoruz. Öğrencinin e, online kurslarda e, tam bir konsantrasyonu sağlamadığını düşünebiliriz. E, tabii serbestiyet var. Ama yüzde kurslarda daha da çünkü e, kişi evinden kalkmış belli bir mesafe kursa katılmış ve onun getirdiği zonunu koruyor. Motivasyonu ve konsantrasyonunu daha e, sıkı e, tutabiliyor. E tabii hocanın da orada yüzde eğitimde de öğrenciye olan e, teması ders devamını ve takibini daha sağlam yapabiliyor. Online kurslarda tabii ki işte e, kira yok, elektrik su parası yok diyelim. Hani genel itibariyle işte sekreterlik masrafı olmuyor. Birçok e, ek maliyetleri tabi olmuyor. Tabi yüzde kurslarda e, tabi binanın kiralanması, diğer işte elektrik, su, sekreterlik masrafları gibi birçok ek maliyetler devreye giriyor. Artık kitapçık basılıyor. E, e, Konut testleri veriliyor. E Bütün bunlar maliyet. Öyle olunca da eğitim ücretleri online eğitimlere göre belki e, 3-4 kat daha yüksek oluyor atıyorum online kurs 2000 liraysa yüz yüze kurslar 8000 10000 12000 civarında fiyatlara karşılaşabiliyoruz. 2022 fiyatlarını konuşuyorum. Tabii ki online kurslarda bizim eğitim sistemimizin getirmiş olduğu yani iki okuldan otokuldan itibaren hep yüz eğitim gördüğümüz için beynin bir şeyi yani YouTube gibi düşünmeyin bunu. YouTube'da daha çok eğlence. Tabii bilgi amaç bilgi, bilgi amacı da var ama daha çok farklı amaçlar içinde kullanılabiliyor. O yüzden burada sizin hayatınızın mesleğini seçme durumu var burada. Öyle olunca hani beynin algılama ve anlama e, tarzı diyelim hep yüzde eğitime angacı olmuş durumda. O online eğitimlerde çoğu zaman öğrenciden duyduğumuz ben anlayamıyorum, takip edemiyorum. Çünkü yani o anda hemen ıı, takıldığı bir şeyi soramıyor. E, veya daha sonra sorsa da tam konu kaçmış oluyor. O ipu hani diyelim ki takıldığı noktayı kaçırmış oluyor. O şekilde bazı zorluklar yaşıyoruz. Hatta bazı birçok zorluklar yaşıyoruz ama yüz eğitimlerde zaten öğrencinin klasik olarak yıllar yıldı getirdiği bir öğrenme metodolojisini kullanıyorsunuz. Öyle önce de öğrencinin o anlama ve kavrama olayı daha diyelim kolay oluyor. Bu çok önemli. Hatta en önemli kısım burası belki de. Diğer bir kısım ise tabii ki online e, mesela bazı konularda mesela geometri konusunda e, şimdi soruyu ekrana bakarak yani e, çözmek çok zor o zaman o sorunun aynısını kağıda geçirmeniz gerekiyor. E, bu da ciddi bir hem zaman kaybı hem de bir meşguliyet ve e, iş sıkıntısı ortaya koyuyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Hem e, soru çözerken hem her soru değil bazı sorular ama sorular çoğunda belki hele hele e, sorularında mesela, sorularda mesela şekilli sorularda. Bunu böyle izleyerek yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Yani o soruyu tam olarak yani zaman kaybediyorsun Sorunu bir kere kesinlikle kağıda geçirmeniz gerekiyor bazı sorularda. Belki sorular %70-80'inde. Bu da ciddi anlamda öğrenciyi sıkıntıya sokabiliyor. Tabii yüz eğitimde zaten sorular veya soru kitapçıkları, yani deneme testleri artı aynı zamanda yaprak testler, kitapçık yani kağıt bazında verildiği için daha ne diyelim gerçek sınavla örtüşebiliyor. Zaten 2022 yılında belki de tüm sınavlar optik kağıda dönecek. Yani yüz yüze eğitime dönecek. İnşallah o günleri temenni ediyoruz. Öyle olunca online denemelerin çok öğrenci nezdinde pek yani karşılığını bulmadığını söyleyebiliyoruz. Bu çok büyük sıkıntı. Öyle olunca yüzde eğitimin eee bu da avantajı daha ön plana çıkıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer bulunduğunuz şehirde veya mekanda, ortamda e, tabi bu kişisel görüşüm eğer yüzde kurs varsa yüzde kursu tercih etmenizi tavsiye ediyorum şu aşamada. Ama tabii ki diyelim ki bulunduğunuz ortamda tabi ortam veya şehir ismi vermek istemiyorum. Eğer hakikaten yüzde eğitime gitme imkanı yoksa e, o zaman e, online kurs veya malum şu an e, çok popüler hale gelen bilhassa bu kurslar e, tek göz kursu değil yani DGS, KPSS, ALES, TYT, AYT ne gerekiyorsa hepsi hepsiyle ilgili YouTube'da çok güzel videolar e, söz konusu. Çoğu insan da eğer online eğitime gideceğime, kursa gideceğime bu videoyu izlerim e, şeklinde bir e, algı yapabiliyor. Kısmen doğru ama tabii kursun bir bütünlüğü var. Yani online kursun da bir kendi göre bütünlüğü var. Bu da denenebilir. Bazen de şu yapılıyor, yüzde kurslarda da hatta çoğu dershane artık online sistemi öğrendiği için veya online sisteme sahip olduğu için yüzde kurs verirken ek dersler, etüt derslerinde online verme tarzına gidebiliyor bu şekilde öğrenci çünkü online dersler, şey tek, ek derslerde e, ne oluyor? Öğrenci zaten taklıklarını soruyor, anlamadıklarını soruyor ve öğrenci hoca daha farklı sorular sorarak öğrencinin daha iyi anlamasını sağlıyor. Ha işte burada e, bu yani diyelim hafta sonu yüz yüze eğitim alıyorsunuz, yüz yüze online şey, yüz yüze örgün yaş kursu alıyorsunuz. Hafta içi de belli saatler, belli günlerde de online e, yaş kursu alıyorsunuz. Bence bu şekilde karma yapmak en sağlıklısı. Ki büyük şehirlerde etütlere e, katılım az olur. Az oluyor zaten. Yani diyelim ki 20 kişilik bir sınıfta 4-5 kişi katılım oluyor etütlerde. O da öğrencinin tamamını kapsamıyor ve verdiğiniz bilgiler herkese aynı oranda uğraşmıyor. Ama online olduğu zaman bu takviye dersleri bilhassa yüzde kurslar için konuşuyorum. Eğer böyle bir karma eğitim yapıyorsa bir dershane bunu da araştırın. Bu çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü online derslerin biliyorsunuz kayda alınıyor ve daha sonra izleme imkanı bulabiliyorsunuz. O yüzden hem hafta sonu için konuşuyorum. Yüzde eğitim, hafta içi de belli gün ve saatlerde online eğitim alarak daha kaliteli, daha kapsamlı ve daha öğretici bir durum ortaya koyabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.